Pandemi nedeniyle aylardır kapalı olan esnaf kademeli normalleşme açıklamalarıyla birlikte dükkan açma umudunu 1 Mart tarihine bıraktı. Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme içme sektörünün esnafı açılacağı günü dört gözle bekliyor. Neredeyse bir yıldır işte restoran içleri aynen bu şekilde. Bizi de HES koduyla açabilirler. Yani 1,5 metre mesafe kuralı koydular mesela. Gördüğünüz gibi masalarımızın araları açık. 1,5 metre mesafe kuralına uyuyoruz. Dezenfektan koymuşuz. Ateş ölçerimiz var. Masalara da tek kullanımlık peçete, tuzluk, karabiber, pul biber bunları koyuyoruz. Bunlara rağmen işletmelerimiz kapalı. Aslında hazırsınız her şeye. Yani aslında önlem alınan en çok yer burası. Yani önlemi alan biziz ama bu işten yara alan, mağdur olan da biziz. Sizce Bursa girer mi bu illerin arasına kısıtlamanın kaldırılacağı yere? Bence girmez, gireceğini düşünmüyorum. Çünkü Bursa baştan beri hep riskli bölgeler içerisindeydi. Bu konuda biz tekrardan mağdur olacağımızı düşünüyorum. İşletmeleri aylardır kapalı olan esnafın ödemelerinin hala devam etmesi de mağduriyete neden oluyor. Vergimiz işliyor, stopajımız işliyor, kiralarımız işliyor. Yani ben bugün bir hastaneye gittiğimde hastane beni tedavi etmiyor. Niye? Bağkur borcum var. Ben bir işverenim. Gördüğünüz işletmede 20 tane insan çalıştırıyorum. Bağkur borcum var diye hastane bana bakmıyor. Neden? Çünkü mekanım kapalı, bağkurum öteleniyor. Ödemiyorum. Ödemediğim için borçlanıyorum. Borçlandığım için de tedavi hizmeti alamıyorum. Yani çok büyük bir haksızlığa uğruyoruz. Bundan çok rahatsızız. İşletmeci Cihan Arslantaş pandemi öncesinde 5 farklı noktada olan şubelerinin ikisini kapattı. Onlarca çalışanı da işten çıkardı. Bizim bu merkez şubemiz, bunun dışında 5 tane şubemiz var. Bu süreçte 2 tanesini kapattık. Bünyemizde 40 tane yakın çalışan insan var. Şu anda 3 tane insan ekmek verebiliyorum sadece. 40 tanenin 37 tanesi kayıp yani şu anda.